aslında. İçine mi hapşurdun? Evet. Yavaş yavaş. Yavrum yavaş yavaş. Ne gidiyor? Deniz, Deniz, haydi. Dışarı. Hayır. Yapma, dışarı yapma. Yeni. Sen mi kıracaksın yumurtaları? Evet. Nasıl becereceksin lan yumurta kırmayı sen? Sen ne becereceksin? Anlamıyorum şu anda. Ne oldu? Hello! Herkese merhaba! Herkese merhaba! Ne yapıyorsunuz? Çeçek! Evet, bugün küçük Çap Çap Reis ile birlikteyiz. Çap Çap Reis, bize bugün ne yapacaksınız? Pasta yapacağız. Pasta işte, sufle pasta zaten. Malzemeleri de yemene izin vereceğim. Ne istiyorsan birlikte yapacağız, tamam mı? Çap Çap! Çap Çap! Ne güzel! Evet, look at this. Kendisi benim takipçim galiba. Küçük bir ne oluyor ya falan kendisi. Evet. Deniz Kemal'i hatırlarsınız, bize bir yıl önce de gelmişti. Ben diyor ihtiyacım yok diyor. Sadece spor aletlerini görmem yeterli diyor. Tamam Deniz Kemal Bey, şurayı yapmıyorsanız yoga yapın bari. Birisini yapalım. Efendim canım. Yere düştü bunun bir tanesi. Hiç sorun değil. Bir saniye içerisine aldıysan problem yok canımın içi. Evet Ceyda'cığım. Ay düştü yine. Eyvah. Yine düşürdüm. Aldık. Yalnız talimatlara iyi uyman lazım. Doğru düzgün yemek et. Arap platı büyük olan benim. Tamam öyle tamam, büyük olan sevdim. Nasıl istersen. Çünkü sen baş aşçısın, baş şefsin. Bugün sen ne istiyorsan onu yapacağız. Küçük çap çap. Tamam mı? Küçük çap çap. Küçük çap çap. Çapak. Çapak topak çek çek. Seni üzerine koyup pişirip yiyeceğim ya. Öyle bir tatlılığım var. Biliyor musun? Tamam. Evet şimdi malzemelerimizi... Tek ettik çap çap. Deniz Bey. Deniz Bey. Bu ne oturuş ya? Evet şimdi Deniz Bey ile benim ihtiyacım olanlarını söylüyorum. Yumurta, un, tereyağı değil mi? Evet. Tereyağı lazım bize, yumurta lazım, un lazım Ceyda. Çikolata lazım şunlardan. Zaten var. Bunlardan lazım bize Deniz. Evet. Buraya koyarım. Tamam senin yanında dursun. Orada koyalım onu. Orada koyalım. Bunlar lazım. Bir de ben saçımı toka takacağım. Evet. Kızıyorlar bana. Onun da saçı uzun. Ona niye kızmıyorsunuz? Onun saçından bir şey olmaz. Nereye gidiyorsun Deniz? Bir tane daha çikolata var orada. Onu da al peki. Bir tane daha çikolata var. Peki çikolataları gizleyelim, saklayalım. Koy buraya. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi çikolatalarımızı reisimiz bu şekilde ısıtıyor. Bunları da koyalım mı? Peki bunları da koyalım bir tane. Heh. Sen geç yemek. Çık dışarı Şila. Çık dışarı. Yavrum. Evet, Ceyda'cığım. Şimdi bunları Çap Çap Reis'le beraber neyle yapacağız? Pasta. Hayır, sufle. 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 Bardakta sufle. Burada sufle yapacağım sana. Daha ne istiyorsun ya? Eğer sen unutursan ben sana sufle veririm. Sana burun efsane... Sufle şakamı yaptığıma göre hazır. Neyse ki çocuk anlamıyor şakalardan. Şimdi bunun içinde bardakta sufle yapacağız. Ben nasıl yapıldığını asla bilmiyorum. Sen biliyor musun? Biliyorum gibi bir şey işte. Baktım ben de. Çok kolay. Çocuk tamam. Pastası gibi bir şey. Kolay oluyor. Evde 2-3 dakikada böyle bir şey pıtı pıtı. Evet ben ne yapayım? Beni burada... Dede dediğim eşyaları geçsene. Hangi eşyaları? Yumurta. Çok güzel yumurta getir. Getir. Teyzesi getir yumurtasını. Teyzesi değilim. Ben senin neyim Deniz? Yiyeceğim. Ay. Sen mi kıracaksın yumurtaları? Evet. Nasıl becereceksin lan yumurta kırmayı sen? Sen ne becereceksin? Saçmalama nasıl yaptın ya? Kral senden iyi yumurta kırıyor. Ver bana. Deniz Kemal sen kaç yaşındasın? 2. Aha. Dur. Deniz Kemal ne yaptın? Dakika bir gol bir. Basma üstüne bari. Yarısını işte sarı. Look at this, look at that. Allah'ım dökülüyor. Onu da mı kıracağım? Deniz ayak ucunda duruyorsun biraz şuraya bas. Tamam da Ceyda. Ne? Sarısıyla beyazını ayrı kıracağım. Allah. Deniz Kemal hepsini tamam. Kırdı. Oha ne güzel kırıyorsun ya. Evet. Evet. Kaç yaşındaydı Deniz? 2 dedi ya çocuk. Ne bileyim belki yanlış biliyorum. 2 yaşında nasıl yumurta kırıyorsun sen ya? Gerçek çap çap reis. Onları karıştırmayacağız galiba. Peki tamam onları karıştıralım. Deniz Kemal onu karıştırırken Ceyda'cığım sen de yumurtanın beyazıyla şeyini ayırmanı istiyorum senden. Dur dur çikolataya taktın kafayı oğlum. Çikolata, dur daha yok çikolata. Çikolata atarım mı içine? Çikolatayı şimdi atmayacağız. Zaten o olmadı biliyor musun? Yumurta mı olmadı? Yumurta olmadı. Neden yumurta olmadı biliyor musun? Çünkü beyazıyla sarısını ayrı yapacakmışız. Olsun. Sen onunla şu anda ilgilenirken onu ayrıca biz omlet yaparız. Dursun o yumurta. Ceyda'cığım bana 40 gram tereyağıyla bir çay bardağı süt lazım Ceyda. Tamam. Oğlum niye bunu verdin kameraya? Deniz en sevdiğin yemek ne? Yumurta. Yumurta mı? Evet. Yemek değil ki oğlum yumurta.
Kahvaltı. Lüku Deniz. Lüku Deniz değil lan. Lüku Deniz. Lüku Deniz. Peki tamam, bu da güzel. Lüku Deniz. Lüku Deniz. Şimdi biz o kadar gram şeyi nereden yapacağız acaba? Gene başladık. Ha, bak benim gram şeylerim burada. Ne yapacaksın onu? Koyacağız, dur dur. Bir dakika dur. Burada döküldün de buraya. Kim döktü acaba? Ben. Bak sütümüzü içine döküyoruz. Tamam mı? Tamam. Çap çap. Elinin lezzeti geçsin yavrum. Şimdi elini sileceğim ben seni. Bekle. Bunu bir tereyağı... Titizdir yalnız Deniz öyle. El kirliliği falan etraf hiç gelemez değil mi Deniz? Evet. Tamam. Tamam. Dağılmasın tamam mı? Bravo, çap çap. Ya böyle bir yamak yok. Ana sınıfta da ne yaptın lan? Ne yapıyorsun? Tüm sütü attın dışarı. Dur onu sileyim. Hakimiyet reisi ya. Mutfak mahvoldu. Gel bakalım buraya. Çikolataları parçalayacağız şimdi. Tamam mı? Tamam. 60 grammış. 20 gram yiyebilirsin. 100 gram lazım bize, tamam mı? Tamam. 20 gramdan fazla yeme. Şimdi. Sonra zaten yiyeceksin onu bir şekilde. Erimiş halini. Şunun içine koyalım işte. Şey gibi düşün bak, şöyle şöyle küçük küçük, daha da küçük. Oğlum daha küçük la. En küçüğünden yapacağız. Küçük küçük Deniz. Kare öyle kare mi? Evet. Aynen. Aferin. Bravo. Look at this. Bakın kendine var. Bravo. Çap çap. Bunları sana verdim. Sen onu hallederken ben yalnızca şeyimizi bir küçük kakao atacaksın içine. Yok sen değil, sen değil. Onu ben atarım. Şimdi bir yemek kaşığı. Evet. Kır. Baktın mı hiç tadına? Yedin mi? Yemedim. Bravo. İçin gidiyor yememek için değil mi? Deniz bir tane yiyebilirsin istediğin zaman. Deniz için gidiyor değil mi yememek için? Tamam. Bu büyük değil mi? O iyi. Look at this. Bu ne? Evet. Bu ne oğlum, bu ne? Ya sen daha önce yemek yaptın mı Deniz kek? Yok. Nasıl yok ya? Gördüm yumurtayı nasıl kırdığını. Saçmalama, sürekli kek yapıyorsun, hesabımda bakıyorum. Instagram hesabı mı var senin? Var tabii. Ne Instagram hesabı? Gurme Bebe diye Instagram hesabı var. Çünkü yemek çok seviyor Deniz. Çok yemek yediği için karnı ağrıdı. Size dün gece Deniz'in neler yediğini söylüyorum. Bütün gece karnı ağrıdı. Vallahi bir, yedi bak. Kavun, çilek, mantı, simit, peynir. Bunlar hepsi arka arka yiyor. Arada ikişer, maksimum üçer dakika var yani. Abartmıyorum. Çikolata. Ama çok az. Çikolata çok şekerli şeyler yemiyor. Sadece meyve yiyor. Kurabiye yiyebilirsin. Ye. Tamam. Tamam. Ne yapıyorsun? Allah sürdün her yere elini. Oo, üzerinizde Acun tişörtü var bakıyorum. Kuru kafalı. Little Chop Chop. X'im o. Transa geçti ya. Ya sen yapacağım. Artı değil mi? Yok güzel. O iyi boy, boy iyi. Boyu çok sen iyi onun. Sen bu işte ustasın Deniz. Zaten elinin sıcaklığı erittin hepsini vallahi maşallah. Tamam şimdi tamam. Bunu onun içine atıyoruz. Yani burada at. Niye oraya gidiyorsun ki? Al bunun içine yavaş yavaş atıyoruz. Yavaş sıçratmadan. Bravo. Bravo. Bakayım. Hiçbir şey atmadın. Elinden at. Elinden at. Ya öyle yapmayalım. Tamam. Beraber yapalım dur. Şurada kalmış. Tamam attık. Al bakalım bunu. Ya ne yapayım? Kurada kalmış bak. Onlar kalsın Deniz. Ona kalsın. Sen karıştır canım. Yavaş yavaş yavrum, yavaş yavaş. Lekidir. Tamam gayet güzel yaptı. Çok güzel oldu. Yok yok o yok. O fazla olacak çünkü. Onları yemek için. Sen değil. Tamam bir tane daha ısırma ama. Daha değil mi? Oğlum 3 tane gömdün zaten. Evet. 3 tanesini gömdün zaten. Karıştı karıştı. Şimdi ama. Deniz ellerini bir yıkayalım mı? Ne dersin ya? Evet bence Deniz. Çok pis çünkü baksana yeni bölüme geçeceğiz çünkü. Deniz sen şimdi git yıkan gel. Deniz Kemal bizim ilk videolarımıza konuktu arkadaşlar. O zamanlar 1 yaşındaydı. Şimdi 2 yaşında. Her yeriniz mahvoldu Cedi. Çikolata sen. Olmuş her yeri. Yemek yemeyi aşırı sevdiği için dedik ki Deniz Kemal'le bir tane şey yapalım. Şimdi bir de mukbang çekeceğiz onunla Deniz Kemal'le. Çünkü dünya tatlısıdır kendisi. Çok sıcak. Çok sıcak yalnız. Siz ne yapıyorsunuz bu sıcakta gittim, Allah aşkına ya? Yemin ederim öldüm bittim. Bizim evde klima da yok. Ben gittim. Sevmiyorum çünkü klima. O yüzden pırpır aldık. Pırpır aldık. Aha Deniz Kemal Bey. Çikolatalara gözü takılıyor bu çocuk. Tamam. Kalan bir tane nasıl bakıyor? Baka giriyor. Baka girdi resmen. Bundan. İçine mi hapşurdun? Evet. Yok mu bir paranoluk ekimiz? Neyse bebeksin sen, olur öyle şeyler. Şimdi şeker nerede Leyla? Şeker burada. Bunun içine 2 kaşık şeker atıyorsun. Çap çap hadi. Ben alayım mı şekeri? Bir tane daha. Ha. Tamam yeter. Tamam, bitti bitti. Yeter, yok yeter. Yok daha yok. Bebeğim daha yok. Ne yapıyorsun? Ömründen mi götüreceksin yavrum? Daha çok gençsin. Yapma. Şimdi
Çocuk şekere tutuldu. Elini sokma Deniz şu an. Dur dur elini sokma. Bir dene koyuyorduk tuz koyacağız. Bunu da ben atayım mı? Evet. Evet mi? Tamam. Bak makine ben yapacağım ama tamam mı? Tamam. Çünkü makine zor iş. Ter döküyorum şu an 2 kilo verdim ben. Nasıl çıkıyor Ceyda? Al işte gene başladık. Yok. Şimdi bunun ucunu bunu mu takacağız? Evet diyor çünkü biliyor çocuk ama sen... Of oğlum çok sıcak kendimi parçalayacağım şimdi ya. Çok sıcak değil mi Deniz? Evet. Bu şimdi krema gibi olana kadar çırpılacak. Çok yaşa. Çok yaşa canım. Sen şimdi buraya çık gel. Başlıyorum. Hazır mısın? Ne diyorsun? Oluyor mu? Oluyor mu Deniz? Oluyor. Allah. Kaç tane yersin sen Deniz? Dört. Hazır mısın? Hazırım. Yap. Yapabiliyor musun? Yapamam. Yaparsın. Sen yaparsın. Her şeyi yaparsın sen. Hadi dene. Küçükken yapıyordun sen bunu. Küçükken yapıyordum. Ben sana yapıyordum hep. Bakayım. Kadınların kalbine giden yol beatbox'tan geçer oğlum. Pişi pişi pit. Bu ne? Adam bakmıyor. O da. Ha fotoğraf makinesi. Niye attın? Zıplamak yok mu? Tamam hazırız. Şimdi ne yapacağız biliyor musun Deniz? Bunu içine dökeceğiz. Hangi dökeceksin? Bunu ben dökeceğim. Hayır bir şey. Kendi dökmeksin. Döküyorum. Evet bunun sarısını ayırmıştık ya. Sarısını buna döküyoruz. Sonra da içine bir kaşık un dökeceğiz bunu. Tamam Deniz? Tamam. Evet şimdi çırpıyoruz. Yok. Tadı çok güzel. Devam et. Devam et. Gel. Sen yapacaksın. Ben değil. Sen yerine geç. Bir şef her zaman mutfakta ortada olur. Evet. Deniz Kemal. Bunu niye böyle yaptım? Kötü mü? Bunu sürdüm ağzıma. Bir an bir garip geldi. Allah! Sıçrattım. Sağ olun bak. Kim be? Sen solak mısın? Sol. Sen sağ elini mi kullanıyorsun, sol elini mi? İkisini de kullanıyorum. Mükemmel bir yetenek. Look at this! Bravo be! Bakayım. Mini Çapçap ve ben başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi kaşıkla evet, bunu yavaş yavaş koyacakmışız Deniz. Koydum karıştır. O beyazı karıştır onun içine. Mikser evet sizin. Bak beyazı yok et orada. Bravo. Minik mikser. Aferin lan. Sen de yavaş koy. Yavaş ama. Dur. Bembeyaz yapalım. Biraz karışsın. Dök. Bu arada normalde bu sufle 3 dakika falan. Biz de biraz 100 saatte yaptık ama çünkü Deniz'le eğleniyoruz o yüzden. Yoksa siz evde onu 3-5 dakikada yapabilirsiniz. Dök. Sen karıştırmaya mı geçeceksin? Evet. Oğlum her şeyi sen yapıyorsun. Bana hiçbir şey yaptırmıyorsun ama. Dur iyice karıştır. Daha karışmadı. Karıştır çap. Hızlı. Bravo hadi. Evet Deniz. Sen kazanacaksın. Aa şey. Oldu aferin bak. Biraz gaza getirmem gerekiyor. Çap. Seri. Bravo. Çocuk işçi çalıştırıyorlardı. Aldım. Aha döktün. Senden aşçı olur ben inanıyorum. 2 yaşında olduğunu düşünürsek ben 2 yaşında en fazla altımı ıslatıyordum. Sana bravo diliyorum. Dur birazcık karıştır ama. Bak karıştırmadım bak böyle yapacağım bak. Hop. Şey de yaptırmıyor. Biraz ben yapabilir miyim? Evet. Teşekkür aynen. Ederim. Böyle de uyumludur be. Benim bu. Olay da çıkarmaz. Kaosla hiç işi yok. Burası alındın. Tutayım. Hı. Bu çok basit pişiyor arkadaşlar. İçine su koyuyoruz. Kaseye dolduruyoruz. Kaseyi de içine koyuyoruz. Pişiyormuş. Göreceğiz. Değil mi? Sen bana bu formayı verdin. Senin en sevdiğin yapmayı en sevdiğin pasta buymuş. Doğru mu? Evet. Evet diyor. Daha bir ne kadar bilmiyorum. Efendim? Ben bakayım mı? Tadına mı bakacaksın? Bak bugün nasıl olmuş? Çok güzel. Güzel mi? Evet. Eksik var mı? Yok. Tamam. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş değil mi? Pişince sen gör asıl neler yaşanacağını, neler olacağını. Oğlum bittim. Sıcaktan bittim. Eridim. Deniz Kemal, kuantum fiziğinin dünya üzerinde yarattığı bu 2020 etkisi hakkında ne düşünüyorsun? Ben şimdi sana kepçe vereceğim. Kepçeyle dolduracağız tamam mı? Fırat kepçeyi bulursa 100 puan Fırat'a. Ya işin gücün yani sürekli benim yermek şu konuda ya. Bulamıyorum kardeşim. Kepçe, aha buldum işte burada. Dönüz Kemal bak, dönüz. Dolduracağız değil mi? Bak bir tane gösteriyorum sonra sen dolduracaksın. Bak böyle yapıyorsun. Ben de böyle yapayım mı? Tamam bir tanesini ben doldurayım gerisini sen doldur. Ben de doldurayım. Oğlum bir tanesini ben doldurayım gerisini sen doldur. Sen hepsini ona doldurmuşsun gibi bir his var şimdi. Biraz dökelim. Doldur. Aynen. Bu şekilde devam etmeni istiyorum. Bu şekilde. Ay, dur. Yana çık. Allah yarı dışarı git yarısı.
dışarı gitmesi çok az var elimizde. Malzememiz çok az. Tamam. Bu güzel oldu. Tamam, hadi. Ben doldurayım da. Tamam. Bırak. Ne yapacaksın? Aferin lan. Ama biraz sanki dışarı taştı sanki. Yok. Yok mu? Yok. Taştı taştı. Gitti, yarısı gitti. Deniz Kemal yiyemeyecek. Yarısı gitti. Biraz daha. Biraz daha. Bravo. Evet, şimdi öbürüne geçelim. İçinde devam edelim konuya. Ceyda ablanın örtüsü bitti artık. Yok Mefta. Artık öyle bir. Yapma, dökme dışarı. Hayır. Yapma, yapma. Değil. Yemeyiz o zaman. Deniz, bitti bitti. İçine, buradan içine dök. Ama yiyecek bir şey kalmayacak sonra. Deniz, o şekilde olmaz. İçinde yapman lazım. Bunun raconu mu oğlum? Bitti. Buna doldur. O tamam, o tamam. O tamam oğlum, onu yaptın ya. Yapma. Buna dolduracaksın. Tıkacakmış. Bir tane ben deneyebilir miyim? Merak ettim nasıl. Deniz, o da denesin, üzülüyor. Bir tane deneyebilir miyim Deniz? Acık da karım yapsın lütfen ya. Teşekkür ederim. İşte Deniz bir şey soracağım. Sen çikolata istiyor musun? Evet. Zaten galiba bitti. Vereyim mi sana çikolata? Evet. Zaten bunlar pişince çikolata olacaklar. Ama var ya, sana bir şey söylüyorum. Parmaklarını yiyeceksin çocuk. Öyle bir şey olamaz. Deniz, baksana her yere dökmüşsün. Ben de döktüm. Bitti ki ya biz. Bu bardakları içine koyacağız kaynayan suyun. Bunu da böyle sarmak gerekiyormuş kapalı bir şeyle. Üzerine kapatacağız. İçinde pişecek 5 dakika. Zaten hazırladık her şeyimizi. Deniz görüyorsunuz. Deniz. Peki, deniz iplemesi. Zaten bu çok sıcak. Bu denizlik bir şey değil. Evet. Bravo. Oğlum, sana sıcak gelmiyor mu? Sen ne yapıyorsun? Boks yapıyorsun. Evet, boks. Kimden öğrendin sen boks yapmayı? Saçların güzelliğine bak. 5 dakika olduğu zaman içi böyle hafif kayısı yumurta gibi oluyormuş. 3-4 dakika yaparsanız sulu oluyor. 6 dakika yaptığında da sert oluyormuş. Biz orta yapalım. Tamam. Dakika tutalım. İyi boks yapıyorsun. İyi boks. O anlamaz ki. Küçük tatlı bir espri yaptım. Bunu daha önce ben yapmıştım. Fırat artık ezberliyor şaka. Ezberledi. Deniz! Deniz! Haydi! Deniz, ben burada spor yapıyorum biliyor musun? Bak. Sen yapamazsın. Ben yapamıyorum Ceyda. Bunu yapabilir misin? Nasıl yapsın çocuğun boyu? Ben yapamam. Burada yap. Hayır, ben bunu yapamam. Kanka, öğretsene bana. Bak şimdi, elini buraya koy, bir de buraya koy. Deniz yaptı işte bu. Deniz, kaç kilosun acaba? Biz aynı kilodayız. Muhtemelen bu videodan sonra kızlar sana karşı çok fazla ilgi gösterecekler. Kız arkadaşın var mı? Spor yapabiliyor musun? Henüz yok sanırım. Şimdi pişince tadıma geçiyoruz hep birlikte. Spor yapabiliyor musun? Gördüğünüz gibi kabardı. Oldu oldu. Şimdi daha fazla bekletirsek sert olacak. Şöyle içi biraz yumuşak oldu. Anne. Resmen sufle. İnşallah. Ay, ben uzak durdum. Ben bunu istiyorum. Şu mu seninki? Evet. Tamam, bu seninki. O zaman ben de bunu istiyorum. Bu da benimki. Bu da Ceyda'nınki olsun. Bu anneninki olsun. Bu da birininki olsun. Evet, şimdi tadım zamanı. O senin. Bir bekleseydin. Oğlum, hemen yedin. Güzel mi? Evet, güzel. Ben gelemedim ki. Bekle, birlikte yiyeceğiz. Tamam, bekliyorum. Diyene bak, diyene sen yedin bak, ya. Diyene bak, sen yedin. Evet, hazır ol. Hadi, aynı anda hepimiz yiyoruz. Hadi, tamam mı? Hadi. Bir, iki, üç. Kocaman almayacağım ben, minik minik alacağım. Bunu beğendin mi gerçekten? Evet. Kocaman almam, minik minik alacağım. Çok güzel olmuş. Çok iyi olmuş. Yapmadım en güzel suple. Niye yanlış oldu bunu Ceyda? Abi, bu ne Ceyda? Bunda niye ayırdık biz? Sarısını koyduk ya yandan. O Deniz Kemal'in kırdığı beyazlı sarıydı Ceyda. Abi, o yüzden olmadı ya. Beyazda 50 tane yumurta oldu içinde Fırat. Görüntü olarak harika ama tadı berbat. Ben bir şey söyleyeyim mi sana Deniz Kemal? Bence yediğim en kötü suple, bence yeme. Çok kötü abi, çok kötü. Tuzlu ya bildiğin. O çünkü attırdığı sofra tuzu yerine o kaliteli tuzdan bildiğin tuzlu yani. Alakası yok, o iyi bir şey. Kötü ya. Tamam yeter, daha yeme. Bence yeme daha fazla çünkü kötü olmuş. Kimindi? Benim değil artık, ben yemeyeceğim onu. Deniz, öğle uykusuna yatıyor musun? Ben yemeyeceksin değil mi? Yemeyeceğim. Öğle uykusuna yatıyor musun? Yemeyeceksin değil mi? Yemeyeceğim. Neden yemeyeceksin? Beğenmedin. Oğlum, ben orada değilim ki, ben buradayım. Sen nereye bakıyorsun? He. Beğenmedin değil mi? Beğenmedim. Deniz, yapamadın galiba. Deniz, öğle uykusuna yatacaksın mı? Yok, kilitlendi. Gitti. Kaybettik Deniz'i. Şimdi öğle uykusuna yatmaya gidiyoruz. Öylesine. Artık bu benim
değil mi bu benim değil? Üstüne pudra şekeri dökecektin. Ne pudra şekeriyle kurtarılmaz bunun tadı. Çok nasıl kötü olmadı ya? Acaba çok oldu mu hiç farkında mı? Hayır Ceyda'cığım çok kötü. Ben sufle delisi bir adamım yani. Böyle bir şey değil sufle. Deniz Kemal'le bir Mukbang Boys. Deniz Kemal birlikte yemek yiyeceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Bana baksana. Bravo. Daha bir tanesi. Daha başlayamadık ki. Ne yapıyorsun? Öyle bir fizik yok. Heh, öyle olur. Şimdi yap. Evet, bize çok sorduğunuz soruları Mukbang eşliğinde cevaplamaya karar verdik. Hangi soruları? Soru yok. Ceyda'cığım tanışma anımızla başlasın. Ceyda'cığım anlat tanışma anımızı. Ne oluyor ya? Ben aç değilim ki, biz bu içeriği niye çekiyoruz? Ben hiç aç değilim. Ben de bilmiyorum. Şimdi bize en çok önemli soruları soruyorum. Birincisi, nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Instagram'dan tanıştık. Instagram'da kızlara bakıyordum. Sonra Ceyda'yı gördüm. Bir dakika ya dedim, bu farklı bir şeye benziyor. Yanında da arkadaşım var. Dedim ki, bak... Kocaman alma. Kocaman almıyorum bir tane. Baksana dedim, ne güzel kız dedim. Kocaman almıyorsun değil mi? Almıyorum ya. Ondan sonra mesaj atsana dedim. Benim aldın değil mi minik? He. Mesaj atsana dedi. Mesaj attım. Mesaj yani... atmadı. Arka arkaya bütün fotoğraflarımı beğenmeye başladı. Like. Ben de mesaj attım. Ben öyle şeylere gelemem. Look at that. 50 tane fotoğraf beğenince bir tane mesaj atsaydın her şey daha kolay olur. Dedim ki ne yapıyorsun? Çiçing! Ben de iyiyim ya. Yavrum. Bu nasıl bir yemek yeme şekli ya? He? Neden çocuğunuz yok? Deniz Kemal yetiyor işte, çünkü arada Deniz geliyor. Deniz Kemal bizim için yeterli bir çocuk. Evet. Siz bu çocuğa nasıl bardak getirdiniz? Allah aşkına nasıl tutsun o çocuğu? Kulübü yok. Neyse, Ceyda da bana işte bir tane şarkı attı. Dinlesene bunu, çok güzel diye. Saf Tribok'tan iğrenç bir şarkı atmış. Ben de dedim ki, kusura bakma da çok kötü şarkı attı. Biliyor musun Ceyda? Ne diyeyim şimdi? Yalakalı şarkı hatırlamıyorum. Şarkı bayağı kötüydü bu arada. Yılmaz salak bir şarkıydı. Bir tane house bir parça atmış. Burak sadece şöyle şeyler dinliyor. Ne alakası var? Ne o müzik? Ben 70'lerden rock dinliyorum. O zamanlar yoktu. Bana 60 bir tane böyle tırto house parça etkileyecek ya erkeğini. Orada kur yapıyor. Ben de dedim ki çok kötü parça bacım, bu ne dedim. Hemen bacıma geçtim çünkü. Hiç bacım falan demedin etkiler. Hemen düştün bir kere. Habire günde 8 kere mesaj atıp atıp duruyordum Fırat. Mesaj atman başka bir şey. Ne yapıyorsun ya? Gerçekten ne yapıyorsun oğlum? Bir saattir yiyorsun, sana iki kaşık yemek koydum, daha çeyreğini yiyemedim. Ben buna inanamıyorum. Masrafsız bir veletsin, biliyorsun değil mi bunu? Senin kuşağın hakkında boş beleş diyorlar, Z kuşağı hakkında. Bence de sinirleniyor çocuk böyle dendiği zaman. Z kuşağı hakkında düzgün konuşun bundan sonra. Z kuşağında her şey karışıyor diyorlar, ne diyorsun Deniz Kemal? Bence de aynı şekilde. Aynı Z kuşağında biraz öfkeli diyorlar, ne diyorsun Deniz Kemal? İnşallah yerken bir yandan çıkartmıyorsun yani, öyle geldi bana çünkü şu an yaptığın hareketlerden. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun mu? Oğlum aynı şeyi yiyoruz üçümüzde. Makarna yiyorsun değil mi? Makarna yiyor, yani seni kandırmıyor, korkma. Ben kenardan tavuk yiyorum arada. Neyse, ondan sonra Ceyda o zamanlar... İnanır. Neredeydin sen? Kapadokya'daydın. Evet, yılanların önü çekiyordum, ben Kapadokya'daydım. Fırat da bir haftaya ben İstanbul'a dönüyorum dedi, buluştuk ettik falan. Ben zaten ilk karşılaştığım anda karar verdim zaten olacağını. Ama ilk başta bir niyetim yoktu. Çok bir niyetim yoktu. Yoktu. Ben ne kadar yalanıyorsun ya. İlk başta niyetim yoktu Ceyda. İlk başta niyetim, kötü niyetlerim vardı. Gerçek. Kötü ay saçını sürüyorsun dur. Düştü oğlum. İlk başta kötü niyetliydim. Sonra iyi niyetli bir insan oldum evladım. Sonra gördün ki benden kötü niyetine karşılık çıkmayacaksın. Evet. Mecburen iyi niyetli oldum. Benim dedi mi? Parmağını soktuğun için içine artık o senin artık bence. Buradaki her şey senin deniz. Hiç ama. Neyse, ondan sonra evlendik. Asıl sorun evlenme bölümü değil, evlendikten sonrası. Orası Ceyda'nın... Asıl sorun mu? Pardon, asıl soru. Orası Ceyda'nın yeteneği. Çünkü ben normalde boktan ilişkilere sahip, boktan bir adamdım yani. Tam olarak anlamıyorum şu anda. Ne oldu? Ne oldu Deniz? Ne oldu aşkım? Parmağımın sırrı. Hangi parmağının sırrı aşkım? Hayır. Bakayım. Bakayım ya. Parmağını mı ısırdın elinde yerken? Gel çatalla yiyelim. Çatalla yeseydin de çatalı ısırsaydı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben yedireceğim. Bir daha da bir yerine ısırmayacaksın. Tamam mı Deniz? Ben yalnızca niye gülüyorsun oğlum? Bak oraya sakın değme Deniz'ciğim. Mukbang gel arkadaşlar. İyicek. Olmadı. Deniz'i... Olmuyor. Arkadaşlar Deniz bizi trolledi.
Bunu bas. Ne yapıyorsun oğlum? Çekmemeye karar verdik. Kulaklıkları çıkart. Kulaklar GG. Hadi gel. Karnaya devam. Nefes alıp yiyor ya. Deniz bak yine elini ısırma ya. Parmağın ağzının içindeyken ısırmayacaksın ya. Bu kadar basit. Bir yere gidiyor galiba. Ceyda efsane bir şey deneyeceğim, göstereceğim sana. Bak şimdi böyle kaldıracak, tutma beni. Çok acayip. Söyle ne söyle, yapacağım söyle. Ya bir şey yapmayacağım. Şimdi şu çenemi şöyle tut bak. Tut böyle. Evet. Olmuyor. Anlamadın mı? Hayır. Ya, tamam anlayan anladı ya, boş dedin ya gerçekten. Yavrum normalde seni kaldırabiliyor. Çeneni böyle tuttuğun zaman asla kaldıramıyor. Hayır normalde de kaldıramıyorum. TikTok'ta gördüm. Evet. TikTok hayat ilerlerinde çekmiş olduk böyle. Tamam tamam. Sıçamışım oldu daha sonra. Ya, şimdi oldu yavrum. Normalde kaldıramıyorum. Bak. Oldu kaldım çok acıdı. Şimdi tut buradan. Şimdi tut buradan. Hayır bir daha yedirmiyorum. Kaldıramayacağım zaten. Kaldıramıyorum zaten. Tamam. Kendinize iyi bakın, öpüyoruz hepinizi. Arkadaşlar bu da böyle bir içeriğimizin sonuydu. Kendinize iyi bakın, abone olduğunuz için teşekkürler. Kendinize bakın. Oo gerçekten küfür etti. Deniz Kemal sen çok değiştin öğleden sonra. Aile içinde söylemek yok böyle şeyler. Hayır çok ayıp. Arkadaşlar çok kaotik bir içerik oldu. Bak gülüyor ya. Bu çocuk beni alınca niye gülüyor? Sen beni sevmiyor musun? Ben seni döverim ben. Döver misin? Vur bir tane be. Sen de ne öğretiyorsun çocuğa? Yapma vurması. Boks yapmayı biliyor.